Birinci bölüm. Üç boyutu birinci konusu nedir? Üç boyutlu koordinat sistemi. Şimdiye kadar biz ne okuduk? İki koordinatı okuduk. X veya koordinatı. Bu eksi x'tir. Bu da eksi y'dir. Ama da şimdi bu sene üç koordinat okuyoruz. O da nedir? X, y, z'tir. Bu x'tir. Eksi x. Bu y. Bu eksi y. Bu z, eksi z. Şimdi nokta nasıl çizgi üzerine koyuyoruz? Bir noktayı söylesek. Eksi 2, uç, 4. Noktası nasıl çizgi üzerine koyuyoruz? Her zaman bu x'tir, bu y, bu z noktasıdır. X, eksi eksi eksidir. Bu eksi 1, bu eksi 2. Sonra y kaçtır? Uçtur. Artı uçtur. 1, 2, uç. Z kaçtır? 4'tür. 1, 2, uç, 4. Bu nokta nereye düşer? Eksi 2, uç, 4. Başka nokta versek. 1, uç, 4. Bu nokta nereye düşer? Her zaman x, y, z. X değeri kaçtır? Artı 1'dir. Artı 1 bu tarafa düşer. Y kaçtır? 3'tir. 3 kere 1, 2, 3. Z kaçtır? 4. 1, 2, 3, 4. Bu nokta buraya düşer. 1, 3, 4. Bu nokta nasıl çizgi üzerine koyuyoruz? Şimdi üç boyutlu şimdi üç boyutlu koordinat sistemi doğrusal denklemi çözümü nasıl çözüyoruz? Üç x artı 4y artı 2z eşittir 12. Bunu nasıl çözüyoruz? Denklemi nasıl çözüyoruz? Eğer x değeri bulsak her zaman bir kere y eşittir 0 ya da z eşittir 0. Ne kalır? 3x artı. Y yerine ne koyuyoruz? 0 koyuyoruz. Artı 2. Z yerine ne koyuyoruz? 0 eşittir kaça? 12. 3x yazıyoruz. 4 çarpı 0 0 eder. 2 çarpı 0 0 eşittir 12. 3x eşittir 12. X değeri bulsak bölüç bölüç x değeri çıkar eşittir 4. X değeri bulduk. Bunun noktası kaç çıkar? 4. Y değeri 0'tır. Z değeri de 0'dır. Bu y değeri x değeri bulduk. Şimdi y değeri neyi 0 ediyoruz? Bir kere x yerine 0, z yerine 0. Y değeri çıkar. 3 çarpı 0 artı 4. Y yerine y'yi yazıyoruz. Artı 2 çarpı 0 eşittir 12. Şimdi bunlar 0 olur. Kaç kalır? 4y eşittir 12. Bölü 4, bölü 4 her iki taraf sadeleşir. Y değeri çıkar. Kaç kalır? 3. Bunun noktası 0, 3, 0'dır. Şimdi kaldı z değeri. Z değeri bir kere x yerine 0 koyuyoruz. Bir kere de y değeri 0. Z değeri çıkar. 3 çarpı 0 artı 4 çarpı 0 artı
2z eşittir 12. Şimdi bunlar sıfır olur. Kaç? Sadece ne kalır? 2z eşittir 12. Böl 2 her iki taraf. Böl 2, böl 2. Z değeri çıkar. Z değeri eşittir 6. Bunun noktası 0, 0, 6 çıktı. Şimdi bunun çizgi üzerine koysak nasıl koyuyoruz çizgi üzerine? X, eksi x, y, eksi y, z, eksi z. Birinci noktamız nedir? 4, 0, 0. Her zaman x, y, z, y, z, x, y, z. Eksi 4 ise 1, 2, 3, 4. Bu nokta buraya düşer. İkinci nokta 0, 3, 0, 1, 2, 3. Y değeri 3'tir. Z değeri kaçtır? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun çizgisi kaç, nasıl ki üçgen çıktı. Bu birinci konuydu. İkinci konu gelsek. Şimdi 1, 2. İkinci konu ne var? Poligonlar. Poligonlar nedir? Poligon bir düzeyde kapalı kapalı şekiller olur poligonlar. Şimdi bu kaç? Bu beşgen. Bu beşgen poligondur. Neden? Şekli nedir? Kapalıdır. Ama açık şeyler, şekiller bu açık şekiller poligon olmazlar. Bu poligon değildir. Nedenini de söylesek, şekli nedir? Şekli kapalı değildir. Şimdi bu, evet, poligondur. Eğri olan şekiller de aynen poligon değildir. Bir sıfatı da daha var. Gerek bir çizgiyi sadece 2, 1 ve 2 çizgiden kesişsin. Şimdi bu şekil poligon değildir. Neden? Bu çizgi üç çizgiden kesişmiş. Bu iki uç. Bu poligon değildir. Bu sadece ne şekil poligondur ve ne şekil poligon değildir gösterir. Şimdi bazı teorimiz var. Bazı kurallar var. Birinci, poligonun iç açını bulmak için bu kuralı kullanırız. Kural nedir? Ne eksi 2,
çarpı 180. Bu nedir? Bu ne? Nedir? Bu kenardır. Kenar olan sayısıdır. İkinci teorem nedir? Poligonun her bir iç açını bulmak için kuralı nedir? N eksi 2 çarpı 180 bölü n. Bu kuralı kullanırız. Üçüncü, poligonun dış açını bulmak için bu kuralı kullanırız. Eşittir neye? 360. Dördüncü kural nedir? Poligonun her bir dış açını bulmak için bu kuralı kullanırız. Kural nedir? 360 bölü ne? Şimdi bu kurallar üstüne bazı örnekleri çözüyoruz. Örnek 8 kenarı olan poligonun iç açını ve her bir iç açı dış açı her bir dış açını bulun. Şimdi ne kaçtır? Ne eşittir neye? 8. Birinci iç açını bulmak için kural nedir? N eksi 2 çarpı 180. N kaçtır? Kaç kenarı var? 8. Eksi 2 çarpı 180. 8 eksi 2 eşittir 6 çarpı 180. 1080 eder. İkincisi, her bir iç açını bulmak için İkinci kuralı kullanırız. O da nedir? N eksi 2 çarpı 180 bölü n. Aynendir ama sadece ne var? Bölü ne var? Bunu bulduk. Kaç çıktı? 180 bölü. N kaçtır? Kaç kenar var? 8. Üçüncü, dış açını bulmak için sadece eşittir neye? 360. Dördüncü, her bir dış açı bulmak için dördüncü kuralı kullanırız. O da nedir? 360 bölü ne? Eşittir 360 bölü ne? Ne kaçtır? 8'tir. Bu ikinci konuydu. O da neydi? Poligonlar. Şimdi üçüncü konu.
Üçüncü konu, bir. Nedir? Geometrik orantı. Geometrik orantı nedir? Bir noktamız var. O da nedir nokta? Bir nokta nedir? X, B, Y noktadır. Ne verir? Orantı verir. Ne? K harfinden. Orantı nedir? K harfi. K harfi kullanırız orantı için. Şimdi eğer bir nokta verirse ve orantı verirse ne yapıyoruz? Her zaman bu k'yi bir kere x'e çarpıyoruz, bir kere de y'ye çarpıyoruz. O zaman ne olur? Olur k x veya virgül k y. Eğer bu k büyükse birden, o zaman çizgisi büyülür. Bu nottur. İkinci not, eğer bu ki küçükse birden, o zaman çizgisi nasıl olur? Küçülür. Örnek için bunun üstünde. Şimdi bir çizgi vermiş bizim için. Bu x koordinattır. Bu x'tir. Bu y. Bu x'y koordinattır. Bu noktaları vermiş. Bu A noktası orijinde 0, 0'dır. Bu B noktası sıfırdır. Bu 3-4'tür. Bu da 4-0-4'tür. Orantı da vermiş. Eşittir neye? 3 bölü 2. Bunu nasıl çözüyoruz? Orantımız kaçtır? 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2 eşittir 1,5. 1,5 büyüktür birden. O zaman gerek bu çizgi nasıl olsun? Büyütsün. Bunun çözümü yapsak, şimdi noktaları alırız. Bu B noktası, bu C noktası, bu da D noktası. A noktası kaçtır? 0, 0. Orantıyı alsak olur, A noktası değişir. Olur 0 çarpı, orantı kaçtır? 3 bölü 2. 0 çarpı, 3 bölü 2. Sonra B noktası alırız. 3 ile 0. B noktası değişir. Olur 3 çarpı 3 bölü 2 virgül 0 çarpı 3 bölü 2. Şimdi C noktası kaçtır? 3, 4'tir. C noktası olur 3 çarpı 3 bölü 2 virgül 4 çarpı 3 bölü 2. D noktası kaldı. 0 ile 4. D noktası olur 0 çarpı 3 bölü 2 4 çarpı 3 bölü 2. Şimdi bu noktaları bulmak için sıfır çarpı 3 bölü 2 her 0 0 olur. Bu A noktası. B noktası çarpı 3 bölü 2 olur. 9 bölü 2. Bu da olur. 0. C noktası 3 çarpı 3 bölü 2 12 bölü 2. Bu 0 eder. Bu da 12 bölü 2. Bu noktalarını çizsek ne çıkar?
bu x'tir, eksi x, bu y koordinatır, bu eksi y koordinatır. Şimdi a 0 0 ise ha origin çıkar, bu 0, 0 noktasıdır. İkinci b noktası 9 bölü 2 kaç eder? 4,5 eder. 1, 2, 3, 4, bu da 5. Bu b noktası. C noktası kaçtır? 4,5 ve 6. Bu 4,5'tir. 6 yukarıya gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kaçtır? C noktasıdır. D noktası bu 0'dır. 12 bölü 2 kaç eder? 6 eder. Şimdi o zaman buna birleştik yapsak, baksak, orantıya çarpıştık. Küçük idi. Ne oldu? Büyüküldü. Neden? Orantımız 1-2'dir 0'dan. Eğer orantı küçük ise 0'dan, o zaman bu çizgi küçülür. Bu ikinci, üçüncü konuydu. Dördüncü konuya gelsek. Dördüncü konu ne var? Vektörler. 1, 4. Ne var? Vektörlerimiz var. Vektörler nedir? İki noktamız var. A ve B noktası. Bu başlangıç noktasıdır. Bu da B bitmiş noktasıdır. Vektör nasıl yazılır? Bunun vektörü yazsak ne olur? A, B bu çizgi üzerine koyuyoruz. Nasıl okulur? A, B vektörü. Ve A, B vektörün kuralı nedir? İki noktamız var. -1, y1 ve -2, y2. Bunun vektörünü bulsak, kural ne var? Her zaman -2, -1, virgül, y2, -y1. Bu ne işaretidir? Vektör işaretidir. Şimdi örnek çözsek. Vektör üstünde iki noktayı versek, iki nokta 0, 0 ve 3, 4. Bu nokta nedir? -1, y1'dir. Bu nokta -2, y2. Bunun, bu iki noktanın vektörünü bulsak ne olur? Bu A noktası olsun, bu da B noktası. O zaman A, B vektörü nasıl buluyoruz? Bu işareti koyuyoruz her zaman. Kuralı nedir? -2, -1, virgül, y2, -y1. -2 kaçtır? 3'tür. Eksi işareti koyuyoruz. -1 kaçtır? 0. Sonra virgül işareti koyuyoruz. y2 değeri kaçtır? 4. Eksi y1 kaçtır? 0. Kaç çıktı? AB vektörü. Ve 4. AB vektörü değeri kaç çıktı? 3, 4.
Şimdi bu A ve B vektörün iki noktanın vektörünü bulmak için. Şimdi iki noktanın x1, y1 ve x2, y2 bu iki noktanın uzunluğu nasıl çıkıyor? Çıkartmak için o da kural var. Kuralı nedir? Karekök x2 eksi x1 üs 2 artı y2 eksi y1 üs 2. İki noktanın uzunluğu nasıl çıkar? İki noktanın uzunluğu nasıl çıkar? 2'ye bu nedir? AB uzunluğudur. Eşittir neye? Karekök x2 eksi 1 üs 2 artı y2 eksi y1. Bunu örnek çözsek bunun üstünde. A noktası 0, 0 ise, B noktası 5, 2 ise AB uzunluğu nasıl çıkar? AB uzunluğu eşittir karekök eksi 2 bu nokta x1, y1'dir. x2, y2'dir. a1, x2 kaçtır? 5'tir. Olur 5, eksi, x1 kaçtır? 0, üs 2, artı, y2 kaçtır? 2, eksi 0, üs 2. 5, eksi 0, 5 çıkar, üs 2, artı, 2, eksi 0, 2, üs 2. Karekök 502 25 eder artı 202 4 eder. Eşittir karekök 25 artı 4 29. Bu nedir? AB uzunluğu değeridir.